Evet, Suta'dan günaydın. Uyandık. Efendime söyleyeyim, geldik. Burası Kuzey Afrika'daki İspanyol toprağı. Yani şöyle, aslında Fas'ın içinde kalıyor. Yani önü arkası sağı solu Fas diyebiliriz. Ama İspanya'nın elinde. Yani İspanyol yani bayağı işte. Ondan sonra gene büyük bir limanı var tabii. Artık Cebeli Tarık'ın içindeyiz yani. Burası Gibraltar'ın içi. Valeria'ya gidiyor ya da başka durağa gidiyor ama gidiyor. Sevilla Limanı'ndan ayrıldı. Demin şuradaydı. Suta Portu'ndayım. Suta diye yazılır, Suta diye. Suta diye okunur. Burası bir İspanyol şehridir. Bir free port'tur. Free port ne demek? Bu ne demek hakikaten? Yani? Bedava liman. Hayır, duty free. Burada para almıyorlar arkadaşlar. Liman bedavaymış. Karayip korsanları var. Korsan var, kaç. Para alacak. Para almak üzere daha kaçmazsan. Kalkındırmak için. İspanya için evet alışılmadık. İspanya için alışılmadık. Ama demek ki yani kruz rotalarına da yeni koydurmuşlar zaten evet. Rotayı. Bakalım. Hadi bakalım. Bina da gemi şeklinde, çok şirin. Galatasaray Beşiktaş bayrakları asmıştı. Evet. Arkadaşlar öyle bir şey değil. Galatasaray ile Beşiktaş var. Avrupa Birliği var, Amerika var, İngiltere var. Harbi de Galatasaray ile Beşiktaş. Evet, denizci dayı heykeli Ceuta'da. Denizci dayı heykeli mi Eda? Denizci Enrique'nin heykeli aşkım. Enrique miymiş? Evet. Tamam. Olabilir. Enrique el Navegante. Enrique. Bu adam Ceuta'nın kurulmasına büyük faydalar, yararlılıklar göstermiş diye uyduruyorum şu anda. Bak, Doris'i buraya koyacağız biz. Bak, Doris'i şu şey yukarıdan halat atıp aşağı bağlayacağız. Pilot niye bizim geminin oralarda dolaşıyor? Geminin yanını cızdırdılar sabah. O şey var ya, basan lastikler var, onlar çizdi. Aa bak, katlı tekne park yeri var, ne güzel bak. Bakın. Çoklu tekne park yeri var. Evet, bu arkamda görmüş olduğunuz duvarlar Suta'nın en önemli duvarları. Zaten şehrin sembolü kendileri. Portekizler tarafından şehri savunmak amacıyla dikilmişler. Burası eskiden Portekizlere aitmiş. Sonra İspanyollarla yaptığı bir anlaşma gereği İspanya'ya bırakmışlar. Fakat özelliğini hala koruyormuş. Bunlar da Royal Walls, kraliyet duvarları diye geçiyor. Yanında da hemen kapısı var. Artık kale içine giren. Gate eski. Royal Walls ve gate içine geçiliyor. Gerçekten Orta Çağ Kalesi gibi bir şeymiş Eda. Ortamızı tanıtalım derneği hep bu arada çalışıyor arkadaşlar. Aynen. Her yerde hep bedava broşürler. 7/24 şeyler anlatıyor ve gezdiriyorlar. Ya işte böyle. Kruz şeyi çok önemli. Gördüğünüz çok önemli. Gibi bayağı turist getiriyor. Antalya'ya da 40 yılda bir geliyor ama az yani. Keşke kruz terminali yapılması şart. Muhittin Böcek çok istiyor yapmayı. İnşallah yapabilir. Evet. İnşallah kocaman bir olur da. Gelirimiz gidelim.
bedenimiz bollaşır. Aynen. Bakın Amasyalı ünlü tarihçi Strabon. Demek ki Soğuk Tarih'e ilgili bir şeyler söylemiş. Tabii okuduğumu anlayamıyorum. İspanyolca söylüyor tarihçi. Neyse belki dillerini çevirir. Akdeniz'le ilgili bir şeyler. Bu ne? Ceuta Belediye Başkanlığı mı? Ha burası yoğunmuş lan. Kumandan General, Kuartel General. Bir şey öyle bir şey işte. Artık valilik, kaymakamlık mı neyse. O tarz bir bina. Burada bir kilise. İleride de daha büyüğü var. Turizmin önemini çoktan kavramış bir şehir. Görüntüsü var. Burası Afrika Kilisesi'ymiş. Afrika Kilisesi ve Afrika Meydanı. Santa Maria de Afrika. Afrikalı Lady'miz Kilisesi'ndeyiz. Evet, güzelmiş. Çok güzelmiş. Hepsine bakarak dolaşalım mı? Hadi dolaşalım, sonra fotoğraf çekeriz. Şehrinin her tarafı Fas'la çevrili biliyor musun? Evet. Her tarafı Fas toprağı. Bir tek burası küçücük bir yer. Şu anda biz Atlantik, Atlas Okyanusu tarafına bakmıyoruz. Akdeniz tarafına bakıyoruz. Afrika kıyıları. Evet. Karşımız tamamen Avrupa. Afrika meydanındayız şu anda. Gel dön bakalım şöyle kendi etrafına. Bak yine değişik ağaçlar var bak. Evet. Görüyor musun? Şunlar değişik ağaçlık. This is for Africa. Gel bakalım yakından neymiş ne değilmiş. Bir de büyük katedral var arkada. Evet, buradan daha güzel gözüküyor ışık buradan olduğu için. Heykel ve meydan bu. Önde at arabası. Bu da katedral. Arkada tabii şeyi var. Açısı daha güzel yani. Arkada da kubbesi var. Sadece böyle gözüktüğü gibi değil. Ne diyorum? Our Lady of Africa Kilisesi diyor her şey. Hayır aşkım, bu katedral bildiğimiz De La Asunción. Güncel mi? Katedral. Hadi geç. De La. Geç bakalım. Bienvenidos. Yalnız İspanya'daki katedralleri ve kiliseleri çok kınadım, şu konuda kınadım. Niye? Bir kutsal su tasları hep boştu. Kutsal sudan şöyle bir elime yüzümü. Evet. Ben kamerayı sonuçta falan uğur getirirdim. Kamerayı yani, değdirecektim, onu yapamadım. Evet. Ben arabamın anahtarlığını değdirmiştim. Yanlış yapıyorum. Burası modern eda. Evet. Şehrimizin katedralası. Eda başka şeyler duymaya, gayipten sesler duymaya başladı. Dantelleri gördün mü? Aynı bizim danteller. Evet. Bak. Akdeniz danteli. Yarımada'nın. Bak hemen şey. Katedralin oradan. Biz aslında şu anda Yarımada'nın üstündeyiz. Aynen. Hemencecik yeniden deniz oluyor. Bakın şimdi inanmaz iseniz görecek isiniz. Arkamız da deniz, önümüz de deniz. Şuraya da gidelim. Aa çok güzelmiş. Bunlar ne? Şeyler acayip şık. Bak da şunları bir çekeyim. Evet, çok güzel. Ay, baksana saksılara bayıldım. Bilgi. Bahçeye bakıp çıkalım. Şu saksılar ne? Çok şirin yapmışlar. Binası olduğunu bilmiyorum ama çok güzelmiş. Herhalde kilisenin bir şey ya, külliyesi.
Ne yapacaksın? Afrika'da yaşamaya karar verirsem arkadaşlar bir tek Soto şehrinde yaşayabilirim. Başka yaşayamam. Ana plaj güzel olsaymış. Ay evet çok güzel plaj. Fena değil. Ve evler de güzel. Antalya'm gibi apartmanlar. Evet evet. Belki. Luis Lopez Ank. Evet Afrika'ya yerleşmeye karar verirsem tek şehrim burası. Favorim. Kale içi de var. Bu arada şunlar Fas, şurası Fas. Devamı Fas yani bir yerden bitiyor bu. Evet, biz artık Afrika'nın en ucundayız işte. Aynen aynen. Şuralar hep Fas yani. İçeriye bakıyor yani Afrika'ya bakıyoruz. Şu anda. Arka tarafa bakıyor gibi bir şey işte. Plaj güzel. Kumsal aşağısı. Bak. Zaten plaj kocaman abi. Baksana. Sıcak oluyor ama ben size söyleyeyim bak. Evet, kale içine tekrar girdik. Portekiz kraliyet duvarları. Portekiz kalesinin içindeyiz şu anda. Kal'a içindeyiz. Kala'da kal'alarımız. Portekizliler duvar yapmış. Şunlar ya akşam güzel oluyordur ya da yok. Ne müzesiymiş Edoş? Burası Kraliyet Duvarları Müzesiymiş. Top var. Seramik var. Evet. İngilizce açıklama yok arkadaşlar. O nedenle anladım desem Arap olayım. Mesela bir general var. Kim olduğunu. Şöyle. Güzel bir sanatlar müzesi. Bakınız. Burada ne var? Hu aşk gibi. Buraya. Ben de şuraya takıyorum. Ver. Manzara bu. Evet. Evet, tak bakalım. Tamam mı? Tamam. Yani Seyut'ta da bir aşk kilidimiz mevcut. Aşkımızı dünyanın dört bir yanına efendime söyleyeyim. Kitleme usulü yapıyoruz. Hadi şimdi anahtar atma töreni. Ama Mart'ı doldu. Evet şimdi kilit atma törenindeyiz. Aşkımızı kilitledikten sonra. Bir. Güzel. Bir. İki. İki. Üç. Üç. O da gitti. Ay şurada çok güzel. Bu arada şurada fare var. Şuralarda fareler var. Bildiğin jardonlar var şuralarda yani aralarda yürüyorlar. Hatta bir tanesi şöyle. Bakın. Bayağı yani tam şurada bir yerde. Fare basmış yani şehri resmen. Şu an görmüş olduğunuz güzel bir saat. Alcalde Sanchi Prados Caddesi'ne giriyoruz. Neye giriyoruz? Alcalde Sanchez Prados. Aşkım tam okuyamıyorum zorlama. Neyse işte. Galiba Mecburiyet Caddesi. Güzel Ejderhalı çıkıyor. Lambalar. Ve yeşillik. Şeyler çok güzel Eda, farkında mısın? Neyler? Şu binalar mı? Ejderha. Ay onlar çok güzel. Ejderha çok güzel. Gerçekten güzel. Ejderhalı bir ev varmış burada, onu görsün. Hadi bakalım. Burada da bir anıt var. Ve
Evet, MSC ve Doris. Burada Doris duruyor. Doris orada mı? Aynen. Doris bu gezide hep bizimle. Aynen. Burada Herkül heykeli var. Önemliymiş. Evet Eda, Herkül'e geldin. Evet. Herkül var. Herkül sütunları ayırıyor vallahi. Herkül gibi Herkül. Bu limanın girişinde de var da onları artık gemiden çekmek lazım. Burası da market. Gözüküyorsa şurada şeyler var, manavcıklar var. Evet, Mercado bu. Sen bir şeyler yiyebiliyorsun, satın alabiliyorsun. Ortasından da yol geçiyor. Fakat ha, enteresanmış bina. Allah Allah. Bak Mustafa. Ha? Mustafa'nın dükkanı var. Mustafa yazıyor. Mustafa mı? Gel churros yiyelim hadi. Hadi churros. O çok güzel oluyor değil mi? Evet. Tatlı bir şey banıyorsun çikolataya. İspanyolların sabah kahvaltı. Sonra da kahveyle onu lüp lüp yapıyorsun. Aynen. Hatırlamadım. Bak, gemi de burada. Bir tane bir kişilik churros istedik. Dev gibi getirdiler sanki. Düğün yemeği gibi. Nasıl düğü tüfriği? Fiyatlar bu arada bayağı hayatımda gördüm. Artık ucuz da değil, başka bir şey. Şu Red Label'ın fiyatına... Eda, şeyin Red Label'ın kilosunun fiyatına... Ne kilosu? Kaç kilo? 3 kilosu 35 euro arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Nasıl adı mango? Bak rastgele de var. Ecim ucuz yalnız. 8.90. Şöyle bir şey alalım bari de dursun. Şöyle bir şey alalım bari. Yemekler de var. Güzel yani. Devam ediyoruz. Meydandayız. Revelli'nden ilerliyoruz. Revelli müzesine çıktı. Revelli. Olduğuna Mert en sonunda inandı. Vergisiz şehir. Vergisiz şehir olduğuna inandı. Ucuza içki alınca. 4,5 euroya 1 kilo güzel şey aldık ya. Vodka. Vodka aldık yani. Daha ne olsun? Rakı olsa iyiydi. Rakı olsa onu da alırdık. 4,5 euro ne abi 1 litreye? 100 lira bile değil yani. Bir de kendi paralarıyla kazandığını düşünsene. Evet. Çok komik kalır. Burada bir müze var. Bir de heykel ve kolonel dönemden güzel bir bina var. Cevta Müzesi. Modern. Gene sanat müzesi. Şeyler çok güzel. Beni onlarla çeksene. Kedi, arı ve köpük. Çeşmedeyiz. Burası neresi acaba? İspanya meydanı. Banco. İspanyol meydanı. Bu arada burası postahaneymiş. Correos. Correos. Casa de los Dragones. Ejderhalı ev. Ya çok güzel ya. Şunlardan ben de istiyorum. Elimdeki bilgilerde bu evin ne olduğu yazmıyor. Sadece ejderhalı olduğu yazıyor. Meşhur Ravelin Caddesi'ne ilerliyoruz hala. Güzel bir daha apartman var. Plaza de los Reyes meydanı. Hastane yakınlarda galiba, ambulans sesi. Evet, aynı zamanda meydanda görmüş olduğunuz şöyle aşağı inersek o parka yukarıdan bakacağız. Şu güzel bina var.
Şu San Francisco Kilisesi. Kraliyet Caddesi'nde yürümeye devam ediyoruz. Cadde güzel. Bina güzelmiş. Calle Real'den ilerliyoruz. Arap banyoları varmış yani hamam. Buradan dönebiliriz Mert Kaptan. Hamam kalıntılarına da geldik. Banyos Arabos. Arabes pardon. Evet, neredeyiz Mert? Şu an Arap banyolarındayız. Yani aslında hamam. Bugün hamam. Belki Roma hamamıdır ama Roma'dan kalmış olabilir. Banyos Arabes. Bakalım nasılmış. İlerliyoruz. Evet, Roma hamamlarından bir farkı yok. Güzel hamam, banyos. Arabes. Güvercinlerimiz. Yani şu balkonlulardan olabilir. Karşısı çünkü deniz. Güzel olur yani. Okey. Kabul ediyorum aşkım, alabilirsin. Mert'cim ne heykelindesin? Denizci heykelindeyim. Sivtalı denizci dayılar. Havada takip. Güzel, martısı da var dayının. Bir hatıra fotoğrafını alayım. Marina Espanola Caddesi. Hem de yürüyüş yolu. Bu da Soğutalı filozof Yosef ben Yehuda İbn Akmin anıtı. Kendisi 1150'de burada doğmuş. Ve Casino de Soğuta. Arkadaki dağlar çok yüksek be Mert. Rift dağları mıydı? Altımızda Marina yolu. Ne yapıyorsun Eda? Martımı besliyorum. Biraz elin. Alejandro ve ben. Birazcık elinde tut bakalım ne olacak. Sahilde Alejandro ile birlikte yaşıyorum. Alejandro benim martım. Alejandro dostları Carlos. Oho, kavga çıktı. Bayağı gagalıyorlar birbirlerine. İspanya'nın en acayip Raton yerlerine geldik. Evet evet, çok değişik. Afrika'daki İspanya. Gemimiz orada. Ünlü düşünür Platon. İleride Homeros var. Güzel evler görüyorum. Binalar çok hoş. Buraya gelirken İlk defa geliyoruz falan diyordu herkes. Aynen. Nasıl olduğunu pek bilemiyordu yani gemideki rehberimiz de. Ama gayet güzel çıktı bence. Casablanca ya da Rabat gibi yerlerde vakit kaybedeceğimize buralar daha güzel. Arap Bilgin El İdris'in heykeli de hemen burada. Demek ki o da Suuta'dan yolu geçenlerden. Ama burası tabii ki Avrupa'ya geçiş noktası yani Afrika'dan. Şurada duvarda da bir sürü kedi yatıyor. Bayıldım. Evet Eda, ne düşünüyorsun Ceuta hakkında, Ceuta, Suuta hakkında? Soğuta. Soğuta diyemedim. Şimdi bu şey bitti, gezi. Hemen hemen bu arada cruise da bitti değil mi? Evet, artık son gecemiz. Son gece. Ne, nasıl geçti? Yarın bir yer daha gezimiz var ama bizim gemimizde son gecemiz. Çok güzel bir yerdi ya. Çok güzeldi yani. Gemi, yemekler, içecekler, her şey bombaydı. Çok bence zevkli değil mi? Eğlencesi de çok güzeldi. İyi. Biz de tadını sonuna kadar çıkarmaya çalıştık. Hadi bakalım. Mert'cim ne yapıyorsun Soğuta'da? İyiyim, ne yapayım ya? Katılıyorum. Yine martı beslemece mi? Ya bir tane bile yoktu çakallar. Nasıl görüyorlar ya hemen?
Nazmiş'in kurabiyeleri nerelere gidiyor? Gemimizin camlarını temizliyorlar. Orada alet var. Karşımızdaki dalga kıranın üstünde de Hercules heykeli var. Aynısı şehrin merkezinde de vardı. Evet, dışarısı Suyuta liman. İçerisi ise Lord Nelson Bar. Çok jix ve süper bir bar. Değil mi Edoş? Çok güzel. Nefis bir bar. Mojitolarımızı yudumluyoruz. Ben biraz fazla yudumladım. Çerez de fazla yedim. Normal benim için. Canlı müziğimiz var. Caz kasa, gitar ve tatlı akorlarla beraber altyapıyla caz müzik geliyor. Filipinli garsonlarımız var. Bir de Hintliler var. Bakın şurada barımız var. Şu an bütün kokteyl ve içkiler ücretsiz bize. Yani daha doğrusu peşin verdiğimiz için. Evet. İçki paketle. Ve çok harika. Mojito mu içiyorsunuz? Afiyet olsun. Ve denize karşı oturuyoruz. Evet. Akşam saatlerinde artık gemimiz Suota'dan ayrılıyor. Böylece biz de Afrika'dan ayrılmış oluyoruz. Bye bye Suota. Cebeli Tarık'tan karşıya Avrupa'ya geçeceğiz. Çok yakın, 14 kilometre.